Selam. Bugünkü konumuz güncel 2022 Brim son update'inden sonra güncel tank rap'e önü olduğu için. Bilmeyenlerin zaten bu videoda işi olmayacağı için kalkıp da sizlere new oldu özetlemeyeceğim. Buradaki tanklarla gör... Aslında ben tank oynamayacaktım. Öyle bir sıkıntı var. Daha önce ben hani new world'da şu anda 4000 saatin biraz üzerindeyim galiba. Aa, i̇ki tane 60'lar karakterim vardı bu üçüncüsü ve fresh bir server yani sıfır herkesin sıfırdan başladığı bir serverde oynadık. Normalde DPS oynuyordum ama leveling aşamasında sunucudaki tank sıkıntısını fark ettiğim için tanka yöneldim ve aktif bir şekilde de tank oynuyorum. Daha geniş bir bilgi vermek için bütün dungeonlarda mutasyon ona kadar bu hesap bu karakterde değil eski karakterde. Tempest'da mutasyon 8 Gold mutasyon 9 Silver Run'a kadar. Indeed yani bu son gelen Brimstone Dungeon'da hiç oynamadım şimdiye kadar. Böyle bir oyun bilgim var. Speedrun atabiliyorum. M8'e kadar yani M10 Gold'u alabiliyorum ama speedrun şey, speed run şeklinde değil. Speedrun'ı M8'e kadar yapabiliyorum Tempest'a. Ve genel bir tank rapi çekmek istedim. Şimdi tank rapi başladığımızda ilk konumuz attribute yani bizim temel statlarımız. Ben 300 ST ve 200 cons bir build oynuyorum. Eğer healer'ınıza ve kendinize güvenmiyorsanız 300 cons, 200 ST daha efektif olabilir. Şimdi statlarımızdan bahsedeyim. birisini direkt 300 stat veriyoruz. Diğerine 160 verip 40 statı yemekle tamamlıyoruz. Ben yemek olarak açıkçası 40, kon, 40 dakikalık 40 konsemini kullanıyorum. Roasted Rabbit with Seasoned Vegetables. Bunun alternatifi 40 Kons bir tane daha yemeği var. O bir saatlik ama yapması elde etmesi zor. Server'da henüz ben tarifini bulamadım pazarda almak için. Yapacak bir şey yok o yüzden. O da 40 dakika değil bir saatlik. Öyle dediğim gibi o birazcık daha uğraştırıcı yapması. Ya da 40 ST yemeği kullanabilirsiniz ama 40 Kons yemeği daha uygun fiyata alınabiliyor. Şunlar dismantle olsun. Rahatsız etmesin. Şimdi gördüğünüz gibi ben medium-heavy arası oynuyorum. Açıkçası birazcık partime bağlı bir şey o. Eğer partime güveniyorsam, medium partime güvenmiyorsam, randomlarla yapıyorsam heavy armor oynuyorum. Ee, armor işine gelmeden önce skill bulutlarından bahsetmek istiyorum. Ben sword and shield artı hatchet oynuyorum çünkü agresif oynamayı seviyorum. Tabii ki warhammer oynayabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Hatta en son galiba 300 kons buldinde kalmıştı. Hemen şu şöyle yapalım. Defansif 300 kons oynamak istiyorsanız veya 200 300 ST ama daha defansif bir skill buldu istiyorsanız bu sayfayı kullanıyorsunuz. Hatchet'ta da şu sayfayı kullanıyorsunuz. Şimdi bunları sıfırlamayacağım şu an zaman kaybetmemek için. 300 STV'de daha agresif oynamak için bu build'i kullanıyorsunuz Sword and Shield'da şu anda ekranda görüyorsunuz Hatchet'da build'iniz değişmiyor Warhammer'da bu build'i oynuyorsunuz yani Şu anda ekranda SS'ini alıp koyacağım Şimdi Hemen silahlardan hatta Warhammer'dan ee, Grey Sword'dan da bahsedeyim şunları da sıfırlayayım bu da farklı şu anda diğer karakterden esesi görüyorsunuz. Bu da Great Sword Tanking için. Great hakkında şöyle bilgilendirme yapmak istiyorum. Great Sword ile Sword and kullanmayın arkadaşlar. İkisi ana silah olduğu için Great Sword'un yanında mümkünse Hatchet oynayın. Daha efektif oluyor. Bunun dışında Bow, Musket, Fire Gunlet, pardon Fire Staff, Life Staff, Ice Gun, Ice Gunlet değil, Void Gunlet'la tanklık yapamazsınız. Tekrar altını çiziyorum. Bow, Musket, Fire Staff, Life Staff da tanklık yapamazsınız. Ice Gunlet belli durumlarda kullanılıyor. Void Gunlet önemli ama kullananlar vay bana bence bulaşmayın. Bunun dışında Great X, Spear uh, ve Blunderbuss'ı tanklarda kullanabilirsiniz. Spear'ı özellikle kullanın, alışkanlık haline getirin, hayatınızı çok çok kolaylaştırılacak. Ama Spear'ı ikinci bir silah olarak kullanıyorsunuz. Gene Sword and Shield'ın yanında tercih ediliyor genellikle. Onlar daha detaylı bir rehber içeriği olduğu için onları başka bir videoya saklıyorum. Şimdi statlara değindik, skill bootlerine değindik. Şimdi iki tane temel tank hatası var. Arkadaşlar defansif tank oynasanız da, agresif tank oynasanız da bir Ago nasıl çekilir? Ago'yu çekmek için Kamelyon dediğimiz bir taşa ihtiyacınız var. Şu taş. İlaç var adı gözükmüyor tam olarak. Hemen arkadaşlar AH'ye giriyorsunuz. Ve <laughs> source kısmında işlenmiş materyaller. Burada Cut Game Stones'a giriyorsunuz ve Cut Flavored Carnelian. Bunun arkadaşlar tier birini almayın. Zaten silahlarınıza takıyorsunuz. Pazarda biraz pahalı olabilir. Değilmiş. Mümkün mertebe son seviyesini alın. Çünkü mesela. Burada siz %300 daha fazla tehdit oluştururken. Örnek verin. Gimlilik yaptığınızda gidip daha düşük bir tierini aldınız. Burada %250 tehdit oluşturuyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki. Bu büyük bir şey mi? Evet arkadaşlar. Bu büyük bir şey. Bosslarda çok farkı hissettirmez. Ama şöyle bir şey vereyim. Mesela. Siz tier 3 taş kullanıyorsunuz. DPS'iniz tr 5 taş kullanıyor ve sizden çok daha fazla DPS çıkardığı için siz de yeteri kadar tehdit oluşturamadığınız için boss'un agosu kayar. Tutamazsınız. Boss dışında etraftaki mobları toplarken gene yüksek DPS'li bir arkadaşınız veya grubunuzdaki healer'ınız sizden daha hızlı tehdit oluşturabileceği için Argo'yu çeker ve mobları tutamazsınız taşlarda cimrilik yapmayın. Silahlar için konuşuyorum spesifik olarak. Şimdi silahlardan bahsetmişken burada birkaç tane basic silahtan birkaç tane de kovalayabileceğiniz named silahtan bahsetmek istiyorum. Kaydı kontrol edelim kaydımız patlamasın tamam. Şimdi ben fresh bir serverde oynuyorum şu anda serverin ikinci haftasının başı gibi bir şey. Ben bu videoyu çektiğimde muhtemelen daha sonra yayınlayacağım. Arkadaşlar ilk kovalayacağınız bence garanti kılıçlardan Great. Bu Lazarus'tan düşüyor. Çok güzel bir başlangıç kılıcı ama kısa vadeli bir kılıç. Lazarus'u zaten takı için kovalayacağınız için eta ilk etaplarda bu kılıcı da aldığınızda gönül rahatlığıyla belli bir süre tutabilirsiniz. İlk bu da galiba Lazarus'tan düşüyor. Fall of Hatchet, uh, Fall of Fields. Bu birazcık daha defansif randomlarla oynarken işinize yarayan bir hatchet ama eğer ki ben 300 STV build ile oynayacağım, 300 STV 200 kons oynayacağım diyorsanız arkadaşlar Tempest'tan Blackguard Hatchet'ı düşürdüğünüz gibi buna yapışın. Bu sizi çok uzun bir süre götürecek. Yani mutasyon 9'a, 8'e, 8', e, 8 9'a kadar götürün Mutasyon onda da iş yapar. Güzel bir hatchettir ama bunu kullanmanın koşulu 300 stv buldiğinde oynuyorsanız. Eğer 300 konsta oynuyorsanız arkadaşlar bu hatchett'ı kullanmayın. Bunun yerine önerebileceğim hatchett'ları bir düşüneyim şöyle hızlıca. Um, mm, 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 mm. Yani ancient moblar için beyond reason var. Güzel bir hatchett onu da database'dan alıp şu anda ekrana koyarım. Onun şey genel olarak Dead Wake miydi? Dread Wake galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da güzel bis bir item. tam item. Farmlayabileceğiniz bir item. Onu alabilirsiniz. Veya dediğim gibi 300 konsol oynuyoruz. Pardon 300 ST oynuyorsanız Black Guard Seçat'ı gönül rahatlığına kullanabilirsiniz. Silahımızı çıkardık diye GS'miz nahallere düştü görüyorsunuz değil mi? Okey. Şimdi birkaç tane ikinci silahlardan bahsedeceğim ama önce bir Sword and Shield kılıç kısmına değinelim. Arkadaşlar mümkün mertebe maksimum DPS için iki tane önerebileceğim kılıç var. Birisi Time Skipper Hand şu anda bende yok farmlamaya çalışıyorum. Diğeri de Dorian's Spart. Bu da bende yok bunu da farmlamaya çalışıyorum. İkisi çok benzer kılıçlardır zaten ikisi şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu ikisini farmlayabiliyorsanız bunlar sizi çok uzun bir süre tutacaktır. Bunlar bir sistemler. yani best slot. Spesifik durumlarda değiştirmeniz gerekebilir sadece. Bunun dışında önerebileceğim Corrupted mutasyonlar için Guardians Resolve var. Güzel bir kılıçtır mutasyonlar için koyaptık Corrupted mutasyonlar için. Bunun dışında biraz daha böyle lifesteal yani can çalma odaklı bir agresif buildiniz varsa Deep Rod veya Infernus muydu? Infamus muydu? Infernus olması lazım. Bunları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlar güzel kılıçlar. 590 olarak düşer. Kendiniz yükselteceksiniz. Neymar item kovalamak daha kolay. Biraz farm süresi istiyor. Şans yarım saatte de düşürebilirsiniz. 3 dakikada da düşürebilirsiniz. 3 günde de düşürebilirsiniz. Ama pazara para harcamayacaksınız. Bunun dışında... Um, Angry Earth için konuşamadım yani pardon. Angry Earth için ise Grove Warden diye bir kılıcımız var. Bunu da şu anda e, ekranda görüyorsunuz. Bu kılıcı da farmlayabilirsiniz. Ben şu anda bunu farmlamaya çalışıyorum. Şimdi Great Sword tanking yaparken Great Sword'un da şu anda build'ini görüyorsunuz. Agresif, defansif ama zaten diğer yerde tek bir build şekli kullanılıyor. Dediğim gibi bunun yanına hatchet bağlamanız ya da spear bağlamanız lazım. Kılıç kalkanla olacak iş. şimdi Lost bir kılıç var tanking yapacaksanız ve bunun da koşulu aslında 300 stv'de oynamanız Bowser Sword bende de var hatta şöyle direkt gösterebilirim sesini atmama gerek yok bu kılıç arkadaşlar bu kılıcı aldığınızda oyunda başka bir Great Sword'a ihtiyacınız yok Agresif oynayacaksınız. 300 ST oynayacaksınız. Bunun başka bir olur yolu yok. Bunun dışında Warhammer olarak benim açıkçası önerebileceğim iki tane Warhammer var. Hatta 3 diyebiliriz. Birincisi gene Tempest'tan düşen. Bende yok ne yazık ki. Black Guardian's Warhammer. Ekranda görüyorsunuz. Bu sizi baya baya üz uzun bir sütü ama bunun da koşulu sadece ve sadece 300 STV bulgünde kullanabilirsiniz. Onun dışında 200 STV 300 konsta e oynayabileceğiniz iki tane Warhammer'dan bahsedeyim. Eternios Maul bu güzel bir um, Warhammer. Bunda hated olduğu için sizden daha fazla DPS çıkartabilecek çıkarttıklarında bile mobu üzerinizde tutabilirsiniz. Hem küçük mobları hem boss'u fark etmeksizin. Eğer 200 ST oynayacaksanız ilk hedefiniz bu Warhammer olsun. Ekranda görüyorsunuz zaten. Biraz daha agresif bir şey istiyorsanız End of Days güzel bir Warhammer. Birazcık daha agresif bir önceki Warhammer'a göre. Dediğim gibi 300 ST oynuyorsanız da Black Guardians Warhammer en iyi seçenek. Hatchet olarak dediğim gibi 300 saat oynuyorsanız şu anda benim de gösterdiğim um, Black Guardians pa aynen Black Guardians Warhammer'ı öneririm. Dönüştürmemişim hala kafam gitti bir an. Bu güzel bir hatchet şu anda da legendary halinin sesini görüyorsunuz da zaten. Bunun dışında önerebileceğim düşüneyim. Yani Ancient'la savaşırken Beyond Reason gene güzel. Uh, Dread Rake gene güzel bir hatchet. Bunun dışında çok uzun süre tutmaz ama kısa süreli. Hani o hafta ihtiyacınız gö gö göğüsün mantığında düşünüyorsanız Eternal gene sistem düşüyor. Bu da kötü sayılan bir hatchet değil. Ama kısa süreli. Yani buna çok uzun vadeli düşünmeyin. Bunu 625'e yükseltmeyin bence. Warhammer'lara da öyle bir ek seçenek olarak Furry biraz daha agresif bir hatchet, pardon Warhammer. Bu da Lazarus'tan düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Database'den zaten paylaşıp koyarım anlatırken bu silahları tek tek. Bu da güzel bir Warhammer. Bir süre sizi tutacak diye ben şu anda aktif olarak kullandığım Warhammer. Gene agresif bir yapıya, oyun yapısına sahip. Şimdi Tankların yaptığı bir başka hata. Hatta burada iki tane hataya değinelim. Çünkü ikisi kalkanla alakalı. İlki arkadaşlar kılıç kalkan oynuyorsanız. Defansif build'de olsanız da. Agresif build'de olsanız da. 300 ST oynasanız da. 300 kons oynasanız da fark etmez. Böyle bir tanklama yok. Boss'u mob'u aldım. Böyle dolaşmayacaksın arkadaşım. Böyle bir tanklama sistemi. Ne bu oyunda ne başka bir oyunda yok. Şimdi sizin o tank düzeyinizde tutabilmek için silahınızdaki veya başka bir şeydeki o tehdit dediğimiz o hani öfke değil düşünelim. Iı, tehdit oluşturabilmeniz için atak yapmanız lazım. Elden Ring'de olduğu gibi, Dark Souls veya benzeri oyunlarda olduğu gibi bossların belli bir paternleri var. Bu paternler iki ay olarak bir standart pattern. Ago kimdeyse ona karşı yapacağı, iki bu paterni yaparken random bir şekilde seçtiği bir hedefi hedef alıp ona karşı hafta bu menzilli bir grep olabilir yani bir tutup çekme yeteneği olabilir bir şey fırlatma olabilir vesaire. Siz o standart paterni ve diğer paterni öğrenip ona göre yapabildiğiniz kadar atak yapmak zorundasınız. Hani bu karakterinizin işte 2 light bir heavy, 2 heavy bir light tarzında kombolarını öğrenip kendinizi hat hissettiğiniz kombolarınızı, basic ataklarınızı, heavy ataklarınızı yapmak zorundasınız. Siz DPS çıkarmakta yükümlüsünüz. Böyle bir tanklama yok. Bunu kafanızdan çıkartın. Ne oynarsanız oynayın. Blok sadece gelen hasarı azaltmak için boss hiçbir şey yapmıyorken ortada öyle boş boş duruyorken size DPS çıkartabileceği 10 saniye 5 saniye 15 saniye 20 saniye verdiğinde siz hala burada duruyorsanız siz o partiyi aşağı çekiyorsunuz arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar atak yapın. Hasar yemekten korkmayın. Tank oynuyorsunuz. Pot basacaksınız. Yemeğinizi yiyeceksiniz. Healer sürekli sizin altınızda bir secret ground tutacak. Rahat olun. Korkmayın. Hata yapın. Oyunu öğrenirken hata yapın ki mutasyon 8'de 9'da 10'da patates olmayın. Partinizi tilt etmeyin. Erken oyunda bloklamak gibi alışkanlık edinmeyin. Saldırmaya alışkanlık haline getirin. Şimdi direkt kalkan konusuna gidelim. Kalkan uzun vadede çok değişecek arkadaşlar. Buldinizde değişecek. En sık değişecek şey kalkan. Girdiğiniz zindana göre, girdiğiniz mutasyona göre kalkanınız değişecek. Sadece ve sadece mutasyon 1'den 5'e kadar zorlarsanız 1'den 7'ye kadar götürebileceğiniz kalkan Titan Wall. Named bir Üzerinde Refreshing Ward'ı var. Fortifying Shield Rush'ınız var. Stradiniz var. Şimdi bunu kullanmanın bir koşulu var. Eğer kendinize güvenmiyorsanız. Bir tane daha park var. Studying Energy. Onu bir tane armor parçanızda bulundurmanız tavsiye edilir. Ben de ediyorum. Diğer tanklar da ediyor. Zorundalık mı? Çok değil. Ama olursa hayatınız çok kolaylaşıyor. Şimdi zırh setlerine geçmeden önce takılardan bahsetmek istiyorum. <laughs> İlk olarak kolyeden bahsedeyim. Açıkçası ben burada biraz kolaya geç, kolaya kaçtım. Bu gayet güzel bir kolye. Protector's Fortune Charm. Üzerinde Power uh, Purify var. Yani siz canınızın %50'nin altına, %50 altına indiği anda 90 saniye cooldown'u olan bir debuff silme ve bütün debufflarınızı siliyor. Bu hayat kurtarır. Bunun dışında Divine var üzerinde. Um, gelen heal'ı %9.5 arttırıyor. Bir de Refresh'in gibi bütün cooldownlarımızı azaltan mükemmel bir perk'ü var. Bunu elde etmesi de çok kolay. Direkt database'ten zaten gösterim. Everfall'un üstünde şelalenin hatta bir timsah var. 53, 54 level bir şey. Ondan düşüyor. Kolay. Yüzük birkaç tane seçeneğimiz var. Ben açıkçası Smooth Bone Ring'i kullanıyorum. Bu arada yüzük ve şey, küpe mutasyonuna kadar götürüyor. Mutasyonda da bunları değiştirmek zorunda değilsiniz. Amulet için bir değişikliğe gidilebilir birazdan. Hatta amuletin alternatiflerin alternat Birisi ha, hatta bu değil pardon. Hatta düşündüm de a, bu kolye sizi bayağı bir götürür. Ya ikinci seç Ama yani nasıl bunun için Tempest'ı düzeltmeniz lazım. Expertise kutusundan gelecek falan filan. Güzel bir kolye. Ama dediğim gibi açıkçası ben şu an üzerindeki Şimdi ben yüzüklere döneyim hızlıca. Smooth Boeing'i kullanıyorum. Bu size Lifesteal kazandırıyor. Yani biraz oradan Leeching'den vurduğunuz hasarı yüz E bunun yanında size %11'lik bir kritik ihtimali veriyor. %9,5 bir stamina veriyor maksimum. Bu güzel bir yüzük. <laughs> Pardon. Um, maximum DPS için Heart of Mane Manegal. Bu isimler birazcık bende patates. Kusura bakmayın. Bununla da %4.8 fazladan Slash hasarı veriyor. Bu da güzel bir yüzük seçeneği. İkisi arasından istediğinizi tercih edip çok uzun bir süre tutabilirsiniz. <laughs> Küp olarak dediğim gibi ben Doom'u kullanıyorum. Hani bu tasyon onlarla dahil olmak üzere. <laughs> Diyorsanız um, Teodop kullanabilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz defansif daha böyle hayatta kalayım bu 300 kons oynamayı düşünüyorsanız da şu anda ekranda gördüğünüz çayımı kullanabilirsiniz. Bu dediğim gibi biraz daha defansif açıkçası ben daha agresif takıları tercih ediyorum. Yüzük ve bir um, şey olarak siz söyleyin adını küpe olarak. Yani, takılar agresif olsun amulet hariç bence. Bunun dışında hard olarak ben açıkçası Grasping Vines'ı tercih ederim. Mobları slowluyor çünkü. kitle kontrol biraz daha iyi. Aynı zamanda %20 weaken ve rent sağlıyor. Bu da mükemmel bir şey. Şimdi armor setine geçeceğim. Armor setinde çok değiştireceksiniz. Yani mutasyondan mutasyona girdiğiniz dungeon'a değiştireceksiniz. Ama ilk hedefiniz oyunda en fazla dungeon corruption olduğu için corruption setini dizmek. Corruption setini dizmek inanılmaz kolay e, Tempest döneceksiniz. Tempest'ın görevlerini yapacaksınız. Bu girerken oradan bir NPC'den görev alıyorsunuz. Dungeon içerisinde belli görevleri yerine getirip görev sandığı alıyorsunuz. Ve bu sandıktan çıkan Spectral Tempestus Set var. Soldier lazım size. Hatta ben bunun birkaç parçasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi elemental dayanıklılık veriyor. Refreshing Evasion veriyor. Üzerine bir de Corruption var diyor. Mükemmel. Taşı da içinde hazır geliyor. Taşı değiştirebilirsiniz tabii ki. Taşlara birazdan değiniriz. Hani aa, ne kullanacağınız ne kullanmayacağınız. Corruption setinizi full bundan çekebilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi daha karma bir şey yapabilirsiniz ama en azından 3 parçanızda bir Corruption var olsun belli bir süre kadar. ilerleyen süreçte işte Mümkünse hepsini varlığı alacaksınız çünkü mutasyon seviyesi 7'den sonra özellikle zorlaşıyor. <laughs> e, gene Tempest'ten alabileceğiniz Neptushaw'ın seti var. O çok önemli, daha mutasyon olmayan Basic Dungeon'larda işinize yarayacak ama çok önemli. Onun dışında bu Spectral Tempestus setin bir versiyonu olan Expedition Kaptan'ın seti var. Şu anda görüyorsunuz. Bu bence daha mantıklı bir set. Daha güzel bir set. Ama bunu elde etmesi birazcık zor. Yani direkt öyle bir anda alamazsınız. Speklerle başlayıp bir süre sonra buna çekin. Yayın, e, ekranda görüyorsunuz. Yayın yaptığım için aslında çok fazla yayın kelimesi kullandım ister istemez. Kusura bakmayın. Onun dışında Angered için Hardbringer setini farmlayacaksınız. Aa, bunu farmlamak birazcık zor. Yani tek başına yapamayabilirsiniz. Ufak bir grupla yapılabilecek bir şey. Böyle 4 kişi 5 kişi yapabileceğiniz bir şey. Çünkü hepinizin işine yarayan bir set günün sonunda. Um, Angry Earth için Hardbringer setini alabilirsiniz. Bunun dışında sağda solda toplayabileceğiniz Angry Bird Named Itemler var. Um, ama set olması bence daha kolay. Onun dışında ancient mutasyonlar için yani bu işte Lazarus olsun, Andy'de olsun vesaire. Bunun dışında Corrupted Rage setini farmlayacaksınız arkadaşlar. Bu da bayağı tatlı ya da alternatif olarak gene ıı, bu şeyden düşen siz söyleyin. Andy'de Mısır'daki, Brimstone'daki uh, ıı, Dungeon'ın seti var bir tane. Chavadis seti diye geçer onu farmlayabilirsiniz. Los Mutation'lar, Lost Ceratikler için ise şu anda ekranda gördüğünüz Brainiac setini farmlayabilirsiniz. Hemen hemen her şeye değindiğimi düşünüyorum. Mümkün mertebe hızlı bir video oldu. Ha armor, şimdi armorlara koyduğumuz taşlardan bahsedeyim. Silahlarda kesinlikle çaymalın gemi olmak zorunda. Eğer taunt varsa taunt yoksa duyma göre taş değiştirebilirsiniz. Fiziksel defans için 10x. Um, onun dışında elementel hasar için pardon, elementel dayanıklılık için. Hatta şöyle yapalım, biraz daha toplayalım. Normalde iki tane temel taşınız kalıyor bu. Fiziksel hasar olabilir, absorb olabilir, fark etmez. Kalan üç tanesine de o hafta hangi mutasyona girecekseniz. bu işte. Ateş elementine karşı bir şeye giriyorsanız Ruby olabilir. Nature mutasyona giriyorsanız Amber olabilir. Hani bunu değiştireceksiniz arkadaşlar. Hani o hafta hangi mutasyon varsa ona göre şekil alacak. Üç tane taşınız sürekli değişecek. O taşların mümkün mertebe son tier olmasa da o son tier'in bir tık altını alın bu hani hem DPS oynuyorsanız geçerli hem tank oynuyorsanız geçerli hani hayatta kalın yatmayın. boş boşuna eksi puan yemeyin. Çünkü mutasyon belli bir seviyeden sonra bir kişi öldüğünde direkt olarak alacağın madalyayı etkiliyor ve patates oluyorsunuz. Genel tank rehberi bu şekilde. İlerleyen süreçlerde daha fazla gameplay içeren, daha oturaklı dungeon, mutasyon dungeon rehberleri de çekeceğim. Birkaç tane de named itemi farmlayabileceğiniz yerleri göstereceğim. Bu itemleri direkt New World Database'den aratabilirsiniz. SS'lerini ben videoda paylaştım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir tanklama yok. Atak yapmaktan korkmayın. Hasar yemekten korkmayın. Parti izni yatırmayın yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer sorunuz olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağım bütün yorumları. Eğer videoyu yararlı bulduysanız da videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum bırakarak bana inanılmaz derecede destek olabilirsiniz. İlerleyen süreçte işte hem tank için hem healer için hem de çeşitli DPS'ler için New World rehberlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.